Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'un Karaova mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Esnafın dertlerini ve belediyeden beklentilerini dinleyerek, göreve gelir gelmez gece gündüz çalışarak Bodrum'umuzun belediyecilik adına kayıp yıllarını telafi edeceğiz. Bunun için sizlerden 5 yıllığına yetki istiyoruz dedi. Karaova mahallesinde pazar yerini dolaşan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Aydın Ayaydın, mahallelerine hizmet gelmemesinden şikayet eden vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Pazar yeri ziyaretinin ardından Karaova sokaklarında dolaşarak esnaflarla sohbet eden Mehmet Tosun, Bodrum'da belediyecilik hizmetlerinin 20-30 yıl geriden geldiğini söyledi. Bir esnafın iş yeri önündeki kanalizasyon mazgalını gören Tosun, bu görüntünün bir bahanesi olamayacağını şu şekilde belirtti. Bakın şimdi buraya bir mekanik malzeme serilmiş. Ondan sonra elektrik direkleri yanda duruyor. Aydınlatmalar nereye yapılacak? Bunların hiçbirisi belli değil. Yani böyle ben yaptım olduğu mantığıyla belediyeciliği bırakacağız arkadaşlar. Bir de vatandaşın burada yapılan çalışmayı bilmek gibi bir hakkı var. Yani dersiniz ki bir hafta 10 gün önceden burada bir çalışma yapıyoruz. Bunun içeriği bu. Çevreye verdiğimiz ve sizin hayatınıza olumsuz verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz dersiniz. Ve planlı ve programlı bir şekilde gece gündüz çalışılmasının ne mahsuru var burada bu mevsimde? 24 saat çalışılıyor. Boloz giriyor. Bu kanalizasyon şebekesi muhtemelen. Şuraya bakın. Şuradan. Burası kanalizasyon şeyi muhtemelen mazgalı bakın. Evet. Bir yağmur yağdığında hepsi bunun içine dolacak ve onu sonra temizlemek için uğraşacaklar. Tıkanacak. Kontrolsüz bir çalışma. Bu dönemi bitireceğiz. Mehmet Tosun ve Aydın Ayaydın daha sonra aşağı mazıdaki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Kendisinin de Karaovalı olduğunu hatırlatan Mehmet Tosun şunları söyledi. Mazı bizim memleketimiz. Ben Karaovalı'nın evladıyım. Ve 10 yıl boyunca Konacık Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde özellikle aşağı mazı ile ilgili ilgimiz, alakamız hiç eksilmedi. Yeri geldi buradaki yolları açmaya çalıştık. Yeri geldi su ile ilgili problemler vardı, çözüm üretmeye çalıştık. Yangın oldu, mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olduk. Muhtarlıklardan başlayarak mahallelinin su, arıtma, temizlik, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyen Mehmet Tosun, Bodrum halkından bu yerel seçimlerde kentine oy vermesini isteyerek cümlelerine şu şekilde devam etti. Bu bir genel seçim değil arkadaşlar. Yerel seçim. Yerel seçimlerde adaylar ve projeleri size yapacaklarını bir tartın. Partiye, martiye bakmayın arkadaşlar. Biz Aydın Ayaydın hocamla sizlerin yerel seçimlerde oylarınızı istiyoruz. Mazının doğasını çevresinde koruyacağız ama birikmiş sorunlarımızı da çözeceğiz.